Sevgili canlar, merhabalar. Hepinizi koşulsuz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyiliğinizi diliyorum. Bugün itibariyle artık 7 zamanlı devre hindi usulümüzden söz ediyor olacağız ve 7 zamanlı usullere başlamış olacağız. Böylece adım adım her ay geçtiğimiz yeni ders videolarıyla her bir usulü pişirerek büyük usullerimize doğru yol alıyoruz. Dilerim istifade ediyorsunuzdur. Hemen videonun başında ifade edeyim ki herhangi bir sorunuz, denemeniz veya öneriniz olursa buradan tabii ki yoruma da yazabilirsiniz. Ancak gözden kaçmaması için açıklama kısmına bıraktığımız WhatsApp hattından da bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Bunu söylemenin ardından hemen usulüme doğru geçiyorum. Çok da değerli vaktinizden almadan. Canlar, bugün geçeceğimiz devri hindi usulü, 7-4'lük olarak düşündüğümüz devri hindi usulü aslında bir semai ile 4 zamanlı sofyan usulümüzün toplamı. 3 ve 4'ün toplamından müteşekkil bir 7 zamanlı. Malum haliniz 7 zamanlı ilerleyen zamanlarda konuşacağımız, yani önümüzdeki hafta hemen konuşacağımız devri turan usulünde vurgu değişecek. Yani biz 7 zamanlı dediğimizde illa devri hindi demek olmuyor. Bunu 5 zamanlı usullerde de söylemiştik özellikle. Çünkü türkülerin icrasında bazen ciddi karışıklıklar olabiliyor. Notayı açıyoruz. 7-4 görüyoruz ya da 7-8 görüyoruz. Yani o eserin aslında ritmik hesaplaması 7 zamanlı olduğu için onu devri hindi zannediyoruz. Ancak türküyü icra ettiğimizde asla devri hindi vurgularının uymadığını, eserle uyuşmadığını fark ediyoruz. Bunun sebebi 7 zamanlı gördüğümüz her usulün devri hindi olmaması bir. İkincisi de bu devri hindi, Türk aksağı, efendime söyleyeyim yürük semai gibi klasik usullerimizin klasik Türk müziği usulleri olmasıdır. Yani türkülerde her zaman uymayabilir. Nitekim bazı türkülerde vurgu, ilk 3 vurgusu başlarda olmasına rağmen türkünün ilerleyen cümlelerinden birinde birdenbire 4-3 olarak da karşımıza çıkabiliyor. 9 zamanlı usullerde de bu karmaşa yaşanabiliyor. Tür baştan bunu söylemiş olalım. Şimdi canlar, bizim devri hindi usulümüz 7 zamanlı 1-2-3-1-2-3-4 olarak düşüneceğimiz bir semai bir sofyan toplamıdır. Ancak semai ve sofyan toplamı diye malumunuz hemen bir semai olduğu gibi yanına da sofyanı gördüğümüz gibi yerleştirmiyoruz. Kalıbımız şu şekilde. Düm, tek, tek, düm, tek. Birazdan dizimizde döveceğiz zaten kudum vuruyormuş gibi. Şimdi burada aslında düm, tek, tek bildiğimiz semai usulünün kalıbı. Hiçbir problem yok. Fakat ikinci kısmı olan sofyanda düm tekka yapmadık. Malumunuz sofyan usulünün kalıbı düm tekka idi. Ancak biz burada onu gördüğümüz gibi sofyan diye yerleştirmedik. Düm tek tek düm tek olarak iki ayrı ikilik notayı bölmüş olduk dörde tamamlamak için. Yani bizim bu söylediğimiz semai ile sofyanın toplamı gibi ifadeler, hatırlatmış olalım ki, tamamen matematiksel hesap noktasında bize bir ipucu sağlaması için. Usulümüzün kalıbına ne dedik? Düm tek tek düm tek. Düm tek tek düm tek. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 4. Düm tek tek düm tek. Kalıbımız bu vaziyette. Hemen bunu söylemiş olalım. Lafzı olarak birazdan kudüm gibi vuracağız zaten. Velvelemizde düm tek teke tek ka tek ka. Bu bizim kitabi velvelemiz. Bir daha yapalım beraber. Semai velvelesini koyuyorum. Düm tek teke. Üçü tamamlıyorum. Tek ka tek ka olarak dörde devam ediyorum. Düm tek teke tek ka tek ka. Düm tek teke tek ka tek ka. Dördü de ikiye bölerek gösteriyorum bazen batığı halinde. Bazen de dörde tamamlıyorum. Onu da aşinalık kazanın diye yapıyorum. Kafa karıştırmasın. Düm tek teke tek ka tek ka.
Bu şekilde bir velvelemiz var. Bu bizim kitabi velvelemiz. Ben en sonunda sizlere bir de ustam Serdar hocamla birlikte geçtiğim ve daha ziyade Fahrettin hocamda da klasik Türk müziği icracılarında da duyduğum diğer velveleden söz edeceğim. Ben çoğu zaman düm tek teke tekkel tekkel olarak icra etmiyorum açıkçası. En son göstereceğim o velveleyi duydum daha ziyade ustalardan ve meşklerden. Bu nedir canlar? Kitabi bilginin ötesinde bize usta çırak ilişkisinin kattığı güzelliklerdendir. Eyvallah. Canlar, şimdi dizlerimle huzurlarınızdayım. Malumunuz düm ve tek olarak bölüyorduk dizlerimizi kudüm gibi düşünerek. Ellerde zahmelerimiz. Hemen önce kalıbı göstermiş olayım. Bunu da metronom eşliğinde yapayım ki yavaş yavaş o ritmik yapısına da alışalım. Şayet sizler de 6 zamanlı yörük semavisürünü en son çalıştıysanız burada 6-4 yazacaktır canlar. Hemen onu ne yapıyorduk her zamanki gibi? Üzerine tıklayarak 6-4'ün beat kısmından bir yukarı çıkarıyorduk ve 7-4'e tamamlıyorduk. Sonra geri yaptığımızda zaten metronom bize şöyle bir seçenek sunacak. 1-2-3 1-2-3 4 düm tek tek düm tek. Şimdi ben burada usulün bölündüğü yerde sofyana geçerken burada kalın çizgi kullanmışım ki ses farkı olsun. Siz bunu istemiyorsanız indirdiğiniz takdirde sadece ilk sesi size farklı olarak gösterecek. Düm tek tek düm tek. Düm tek tek düm tek. Ama ben öneririm ki ikinci dümü de sesli versin. Düm tek tek düm tek. 1 2 3 1 2 3 4 olarak size farkı sunmuş oluyor. Onun üstüne basarak iki kademi artırıp aynı sesi iki düme verebilirsiniz. Başlatıyoruz 100 metronomda 7 dörtlük usulümüz için. Düm tek tek son 2 3 4. Düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 düm tek tek düm tek. Düm tek tek düm tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son. Evet canlar, pantolon eskimeden usul öğrenilmez mi? Şöyle bir söz var gelenekte. Bol bol diz döveceğiz yani. Gelelim kitabi velvelemizin dizde yani kudümde vuruluşuna. Nasıldı? Düm tek teke tek ka tek ka. Haydi bakalım. 100 metronomda yine. Düm tek teke tek ka tek ka. 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 1 2 3 4 5 6 7 düm tek teke tek ka tek ka. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört şeklinde yediye tamamlıyoruz. Malumunuz eğer velvele geçiyorsak biraz daha işler kudümde karışabiliyordu. Kalıpta zor bir şey yok. Düm tek tek, düm tek. Tekler yerli yerince, dümler yerli yerince. Fakat velvelede düm tek teke semaideki gibi ne yapıyorduk? Düm teki götürüyorduk sol dizimize. Düm tek teke yapabilmemiz için ona bağlıyorduk. Düm tek teke hazır buradayız zaten. Yine tekka tekka buradan gelecek.
Tek ka tek ka. Düm tek teke tek ka tek ka. Zaten onu birkaç kere seyrettiğinizde oturacak sizler için. Şimdi bir kalıp bir velveri olarak pratik yapalım son olarak dizimizde. Sonra bendirdeki icramıza geçeceğiz ve yavaş yavaş eserim üzerinden konuşmalara devam edeceğiz usul hakkında. Düm tek tek düm tek düm tek teke tek ka tek ka. Düm tek tek düm tek düm tek teke tek ka tek ka. Düm tek tek düm tek düm tek teke tek ka tek ka son. Evet canlar, bunu artık sizin pratiğinize bırakıyorum. Çok önemsiyorum çünkü bunlar olmayınca bendirdeki emniyetimiz diyeyim ben ona, kendimize güvenimiz eksik oluyor. Ama burada eğer biz pişirirsek usulü, bendiri elimize alırız, yarın kudüm çalarız, efendim başka ritmik enstrümanları alırız. Bunların her biri bizim zihnimizde gezinen doğru yerli yerince bilgiler oluyor. Önce burada pişirmekte uzun uzun fayda var. Ben bunun faydasını kendim gördüğüm için sizlere de öneriyorum. Elimize aldık, güzelce tuttuk. Artık bunlar tamamdır diye düşünüyorum. Dümü teke hatırlıyoruz. Tekeleri hatırlıyoruz. Hemen biz kalıbımızla bir başlayalım bakalım. Nasıldı? Düm teke tek ka tek ka. K ve ka seslerim aşağıdaki yüzük parmağımdandı zaten. Düm tek teke tek ka tek ka. Düm tek teke tek ka tek ka. Düm tek teke tek ka tek ka. Pratik yapalım. Hem de metronomumuzu açmış olalım. Düm tek tek düm tek düm tek teke tek ka tek ka. Tek tek düm
selamlar. Bu bizim kitabi velvelimizdi. Kalıbımız zaten aynı. Bu arada kalıbı zaten istediğimiz gibi doldurmak hürriyetine biz zaman içinde erişiyoruz. Yani kitapta her gördüğümüzü doğrudan çalmıyoruz da eserin gidişatına göre belli başlı tavırlar uyguluyoruz. Bu zamanla zaten meleki haline geliyor. İlerleyen videolarda böyle temel usul bilgilerini bitirdikten sonra ara ara böyle şeylerden de söz etmeye gayret edeceğim. Nitekim biz zaten YouTube üyelik çatısı altında Bendir üyeleriyle birlikte bütün bunları konuşuyoruz. Yani eser üzerinden nüanslardan söz ediyoruz. Onlar bir eğitim videosu değil ama eğitime destek videosu olarak nitelendiriliyor. Bütün bunlara erişmek için de aşağıda o yine açıklama kısmında ayrıcalıklardan faydalanın gibi bir ibare vardı zannediyorum. Oraya basarak bilgi alabilirsiniz canlar. Şimdi benim o söz ettiğim meşk ortamlarında elde ettiğimiz, duyduğumuz o velveleden söz edeceğim. Normalde düm tek teke tekya olan velvelemizi biz meşk ortamlarında düm tek tek düm teke şekilde bir velvelemiz var ustamızdan gördüğümüz meşk ortamlarında şahit olduğumuz güzel canlar. Eserleri de çok uyuyor. Zaten bunu birazdan eser üzerinden göreceğiz. Şimdi ben hemen hazır bendirde artık usulümüzün tonlarını, vurgularını da gördük. Hemen eserimize doğru geçmek istiyorum. Her eserde önerim evvela uzun uzun dizinizde dönmenizdir. Farkında olmadan eser o kadar usulüne uyuyor, zihninizde yerini buluyor ki bendirde aldığınızda çok daha rahatlık hissediyorsunuz. Demedi demeyin. Son bir kalıp bir velvele. Düm tek, düm tek, teke tek, ka tek, ka. Düm tek, tek, düm tek, düm tek, teke tek, ka tek, ka. Düm tek, tek, düm tek, düm tek, teke tek ya tek ya. Canlar dizde vurduğunuzda her zamanki yaptığımız o bir kalıp bir velvele pratiğini dizde eser eşliğinde yaptığınızda şunu fark edeceksiniz. Aslında bu tabi bizim pratik olarak yaptığımız bir egzersiz olduğu için bazı cümlelerin sonuna velvelenin değil de kalıbın geldiğini ve cümlenin velveleyle başladığını göreceksiniz. Bu yüzden siz burada pratik yaptıktan sonra bendirde icra ederken velveleyi istediğiniz yere serpiştirebilirsiniz. Yani bir kalıp bir velvele olarak düşünmeyebilirsiniz. Veya eseri baştan sona az evvel gösterdiğimiz o meşk velvelesiyle icra ederek yeri geldiğinde dümleri tekleri daha vurgulu yaparak sadeleştirip kalıba yaklaştırıp yeri geldiğinde de düm tek tek düm teke düm tek vurgusuyla çalabilirsiniz. Zaten eseri bendirde ben bunu da göstereceğim kalıp velveli olarak ancak
meşk velvelesinde göstermeyi tercih ediyorum. Çünkü bu artık pratik yaptıktan sonra bendirde rahatlıkla uygulayacağınız bir şey zaten. Hemen eseri bir de bendirde Aslında geçelim. geçelim. Eserin bendirde icrasına geldik canlar. Gördüğünüz üzere bir usulden bahsediyoruz ama birçok nüanstan söz ediyoruz. Dizde dönmek, dizde velvele, dizde kalıp, bendirde velvele, bendirde kalıp, esere eşlik. Yani aslında bu musikimizin ne kadar derya olduğunu şu bir damladan bile anlıyoruz. Bir damla gibi görünüyor. Bir usul diyor. Yani 3 ile 4 dördün toplamı diyor. Ancak işin içinde neler gizleniyor? Bütün damlalar nasıl ki denize ulanır? Bu musikide de ziyadesiyle karşımıza çıkan bir gerçeklik canlar. Haydi bakalım eseri açtık. Düm, tek, düm, tek, teke, tek. Ya önce pratik için bir kalıp, bir velveli. Sadece pratik için düşüneceğiz. Pratik kalıp velvelemiz için çalışmamızdı. Benim önerim şimdi eserin devamında icra edeceğim. Düm tek tek, düm teke, düm tek. Bu bizim klasik duyum olarak aşina olduğumuz vuruş. Hemen öyle devam edelim. Düm tek tek, düm teke, düm tek. Göreceksiniz nasıl yakıştığını. Thank you.
hatta son teki vurmuyoruz bile güzel canlar. Böyle bir icramız var. Şimdi sizden benim ricam, kitabi kalıbımızla aynıyız zaten, onda bir sıkıntı yok. Kitabi velvelemiz var elimizde, düm tek teke tek kağıt tek kağıt. Bir de meşk velvelesi dediğim benim hani Femi Muhsin'den öğrendiğim bir velvele var. Düm tek tek, düm teke, düm tek. İsterseniz düm tek teke, düm teke, düm tek yapın. İsterseniz düm tek tek, tek kağıt, tek kağıt yapın. Daha fazla bölün, daha sıkıştırın, bekleyin. Bunlar sizin gönül hürriyetinize emanet. Burada çok geneli açık videolardan bahsettiğimiz için usulün tamamen kuralına uygun, gelenekten ve kitaptan geleni aktarmaya çalışıyorum. Özgün velveleleri de inşallah zaman zaman bütün bu geleneksel bilgilerin yeteri kadar ilerlediğini düşündüğümde sizlerle paylaşacağım zaten. Olmuştur. Anlaşılmayan bir yer olursa dediğim gibi her zaman yazabilirsiniz. Açıklamaya gayret ederiz. Şimdi canlar ben sizi bir seriyle tanıştırmak istiyorum. Bunu üyelere, Bendir üyelerine de sundum. Ama geneli açık, burada daha çok can olduğu için yine tekrara düşeceğim onlar için. Böyle bir güzel seriye denk geldim ben. Efendime söyleyeyim tam bu Konya arefesinde denk geldim. Benim cehaletim yani hepsi okuduğum yazarlar ama böyle bir seriyi ilk defa görüyorum. Bakın her bir yazarın en böyle serlevha denilecek cümlesini alıp kitap ismi yapmışlar. Seviyorsan herkesin yüzünde onu görürsün diye böyle en güzel sözünü alıvermiş İbni Arabi'nin Vahdet-i Vücut felsefesini anlattığı bu kitapta. Birçok düşünürün böyle bir serisini yapmışlar. Yani ben bunu tam çıkarken çok sevdiğim bir kitabevi var burada. Kasa yanında gördüm. Yani hepsini alasım var. Ne yaptınız siz dedim. Oradan 3 tane aldım. Daha doğrusu 4 tane aldım. Birini çok sevdiğim bir yüreğe hediye ettim Konya'da. Burada böyle bir serinin örneğini sunmuş olayım. Size ateşlemiş olayım canlar. Yani seveceğinize şüphem yok. Gerçekten çok güzel bir seri. Çünkü hiç okumadığınız yazarlarsa sizi okutacaktır. Zaten benim gibi bu yazarların aşığı bir insansanız, "Aa bu da mı varmış? Ne güzelmiş." dedirtecektir. Çünkü İbn Arabi'yi okuyanlar bilir. Böyle yani ince bir kitabını ben hatırlamıyorum. Bir Adem kitabı vardı. O da ince gibi ama maşallah hani onun da manası çok yoğundu. Yani böyle okutacak kitaplar, size sevdirecek kitaplar onları. Bir de Metis Ajanlı'yı tanıştırmak isterim size. Her sene alırım zaten. Bu sene de çok güzel bir ajanda yapmış Metis. Bunu da göstermiş olayım efendim. Seven varsa ajandaları Metis Evet Canlı. güzel Caner. 7 zamanlı devri hindi usulümüzü tamamladığımız videodan dilerim istifade ettiniz. Dilerim okuyacağınız kitap size kendinizi açar, kendinizi hatırlatır, kendinizi anlatır. Bu artık senenin galiba son videosu tabii galiba değil. Bir sonraki videomuz nasipse Ocak'ta sizlerle olacak. Yine 7 zamanlı usulü geçeceğimiz devri turandan bahsedeceğimiz videomuz. O zaman seneye görüşürüz canlı. Görüşmek üzere. 2023'te beklediğiniz ne varsa 2024'te karşınıza çıksın. Ve inşallah beklentiden azat olmayı Allah hepimize nasip etsin. Benim bu yılki niyetlerimin arasında beklentiden uzaklaşmak var. Gerçi bu da bir beklenti ama ne yapalım? İnsanoğlunun ızdırabı dinmez kendiyle. Hadi bakalım aşk olsun, iyi çalışmalar, iştiyakınız bol olsun. Hadi eyvallah.